Şimdi bu konuyu değişik yönleriyle ele almak üzere bir değerli konuğumuz olacak. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ali Uğurlu internet bağlantısıyla karşımızda. Ali Bey, iyi akşamlar efendim, merhaba. Efendim, iyi akşamlar, merhaba. Şimdi meselenin bir vergi boyutu var, bir işte adli boyutu var, denetlenmesi vesaire. Ama kimyasal olarak, yani işin fiziki anlamda nasıl yapılabildiğini ve bunun hani bir sanayi ürünü aslında alkollü içki dediğimiz şey, ama nasıl olup da merdiven altında ya da evlerin işte garajlarında ya da ufacık atölyelerde filan kaçak bir şekilde ve tüketiciyi de adeta gerçek olduğuna inandıracak şekilde üretilebildiğini soracağız size. Nasıl oluyor bu iş? Efendim, şimdi sahte içki ya da başka bir deyimle kaçak içki olayı yeni bir şey değil, durum değil. Yıllardan beridir her yıl yüzlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz toplumsal bir olay demek daha doğru olur. Şimdi biliyorsunuz, özellikle 2002 yılından sonra, yani AKP iktidarından sonra piyasada satılan içkilerin ÖTV'si fahiş oranda arttırıldı. Bugün içkideki ÖTV oranı yaklaşık içki bedelinin %70'i dolayında. Böyle olunca tüketiciler bunu bayiden alıp rahatça tüketemiyorlar fiyatından ötürü. Bu nedenle kendileri yer altından temin ettikleri alkolle bunun içerisine çeşitli içkilerin esanslarını katarak evde içki imal ediyorlar. Bu içki imal edilirken tabii iki tür alkol var piyasada. Biri metil alkol dediğimiz metanol, diğeri etil alkol dediğimiz etanol. Şimdi bu iki alkolü koklayarak, bakarak, tadarak birbirinden ayırmak mümkün değil. Hal böyle olunca bunu satanlar da çok bilinçli insanlar değiller. Yani teknik olarak bunun metil alkol mu etil alkol mu olduğunu bilmiyorlar. Bu nedenle etil alkol yerine çoğu zaman piyasaya metil alkol sürülüyor. Bu da zehirleyici bir madde. Sanayide kullanılan bir madde. Sözcü olarak, boyaları sözcü olarak kullanılan bir madde. Kesinlikle gıda ve içki üretiminde kullanılması doğru olmayan bir madde. Bunun daha ucuz, daha ucuz ya da daha pahalı olduğuna ilişkin bir bilgi verebilir misiniz bize? Yani belki de daha ucuz olduğu için mi metil alkolü tercih ediyorlar? Efendim, metil alkol nispeten daha ucuz etil alkola göre. Şimdi yani, tabii evet. Merdiven altında bu işin ticaretini yapanlar bir mamülü alkolü alırken fiyatına bakıyorlar. Ucuzsa bunu alıyorlar. Yani bunu etil alkol mü, metil alkol mü olduğunu bilmiyorlar. Bu nedenle zaman zaman piyasaya sürülen metil alkol olabiliyor. Peki hocam, bunu az önce de söylediğiniz gibi kokusundan ya da tadından tespit etmek mümkün değil, öyle mi? Yani tüketici bu bir şişe açıldığı zaman, getirilip kadehine konulduğu zaman bunu ilk tadarken ya da içerken bir iki yudumda falan anlaması mümkün değil. Ama çok küçük bir dozu da anladığımız kadarıyla öldürücü olabiliyor. Doğru mu hocam? Doğrudur. Şimdi bunu tüketicinin anlaması mümkün değil. Bu laboratuvar ortamında ancak yapılacak kimyasal analizlerle birbirinden ayırt edilebilir nitelikte ürünler bunlar. Kaynama noktaları farklı. Yani en önemli özellikleri, etil alkolün kaynama noktası 78.4, metil alkolün kaynama noktası ise 64.5. Bunların kaynama noktaları farklı. Bunu tüketicinin anlaması koklayarak, içerek, bakarak mümkün değil. Çok küçük bir miktarı bile, yani 5 mililitresi bile zehirlenmelere, sakat kalmalara neden olabiliyor. 5 mililitre dediğiniz mesela hocam, bizim anlayabileceğimiz dilde mesela çay kaşığı mı, tatlı kaşığı mı, nedir 5 mililitre? Yani o
civarda bir şey yani. Bir yudum diyelim. Bir yudum tüketilmesi halinde bile ölümcül bir sonuç doğurabiliyor diyorsun. Evet, evet. Peki hocam, pratik olarak hiçbir test etme imkanı yok mudur? Yani hani sizden şimdi şöyle bir işte turnusol kağıdı var, batırdığınız zaman şu rengi alıyor filan diye bir yani pratik bir çözüm istemiyorum ama hiç mi yoktur? Yani falanca bitkiye değdiği zaman şöyle etki yapar, filanca işte kağıda damladığı zaman böyle etki yapar diye hiç bunun bir çaresi bulunmamış mı? Hayır efendim, mümkün değil. Ancak laboratuvar koşullarında kimyasal analizle iki alkolü birbirinden ayırt edebilirsiniz. Yani bakarak, koklayarak, bir kağıda damlatarak başka bir şekilde ayırt etmek mümkün değil. Dolayısıyla yani tamamen kaderiyle baş başa kalmış oluyor insanlar ve kendi tedbirlerini almaları gerekiyor. Nedir o tedbirler sizin aklınıza? Efendim şimdi alkol pahalı. Yani içki pahalı. Bunu insanlar tüketemiyorlar. ÖTV'den ötürü çok pahalı. Yani dünyada içkinin en pahalı olduğu ülkelerden birisi Türkiye. Eğer insanlar evde içki yapıyorlarsa devlet ya da hükümet bunlara güvenli etil alkol arzında bulunmalıdır. Evet. Biliyorsunuz 2017 yılına kadar etil alkol marketlerde satılıyordu. 2017 yılına kadar insanlar bu alkolü alarak evlerinde içki üretimi yapabiliyorlardı. 2017 yılında yasaklandı bu. Şöyle yasaklandı. İçerisine alkole acı tat veren bir madde eklenerek satılmaya başlandı. Yani bununla artık içki yapmak mümkün değil. 2017'den sonra zaten bu ölümlü hadiseler yaşanmaya başlandı. Evet, şimdi hocam şöyle de bir sorun yok mu? Bu işleri yani gidip bir yerlerden etil alkol temin edip işte eve getirip ya da işte ne bileyim garajında ya da bir gizli bir mahfilde, gizli bir mekanda alkol üretmek, alkollü içki üretmek, işte rakıydı, vodkaydı neyse bunu üretmek benim gibi sıradan hiçbir kimya eğitimi olmamış insanların yapacağı bir şey değil. Yani belli bir kimyasal bilgiye ya da kimya alanında ciddi bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Burada belki hani sizin meslektaşlarınız ya da sizin gördüğünüz eğitimi görmüş insanların bir duhlü olsa gerek değil mi? Buradan bir çağrı yapabilir miyiz onlara? Şimdi aslında sizin dediğiniz gibi değil. Yani karışık yapmak çok kolay. Sadece karıştırıyorsunuz. Etil alkol içerisine önce anason yağını koyuyorsunuz. Sonra su koyuyorsunuz. Bunu çalkalıyorsunuz. Hocam buradan isterseniz tarif veriyor durumunda da düşmeyelim, başımıza iş almayalım isterseniz. Ama yani çok büyük bir çok komplike bir eğitim gerekmiyor diyorsunuz bunun için. Gerekmiyor. Yani gerçekte rakı ya da içki üretiminde, yani o fabrikasyon üretimlerde kimya mühendisliği bilgisi gerekiyor. Çünkü bu sahte olarak üretilen içki, rakı, vodka vesaire, bunlar gerçek anlamda o içkileri temsil etmiyorlar. Yani bunlar etil alkole esans katılmış içkiler. Yani rakı rakı değil, vodka vodka değil yani. Ama o tadı veriyor. Evet yani. Yani bunlara rakı demek, vodka demek doğru değil. Çok içki ehli, alkol ehli ya da sofra ehli olmayan bir kişi bunun ayırdına varamaz diyorsunuz. O zaman hocam sizin tam bu işin çözümü için öneriniz, anladığım kadarıyla hiç olmazsa metil alkol kullanmanın önüne geçilmesi ve etil alkolün en azından çok yüksek vergiler olmadan vatandaşın erişiminin sağlanması, onu mu öneriyorsunuz? Evet, şimdi 1946 yılında biliyorsunuz Recep Peker hükümeti zamanında da içkinin fiyatı fahiş oranda arttırılmıştı. İnsanlar ispirto içmeye başlamışlardı. İspirto da biliyorsunuz metil alkolden yapılır ve o zaman da bu hadiseler yaşanmıştı. Bunun üzerine alkol fiyatları ucuzlatıldı. Eğer Türkiye'de şu an bugünlerde ÖTV düşürülüp içki fiyatları ucuzlatılmayacaksa insanlara kendi içkilerini yapmaları için güvenli olarak etil alkol arzı sağlanmalıdır diyoruz biz.
İşte o da tabii siyasi bir karar oluyor. Onu da alabilmenin siyasi riskleri de var. Yani alkole özendiriyor olma suçlamasıyla da karşı karşıya kalabilir yönetenler. Orada da tabii o kararı almaları zor gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Efendim, o zaman bu ölümler, yaralanmalar, sakat kalmalar kaçınılmaz hale gelecektir. O zaman siz de haklısınız. Yapılacak tek şey ÖTV oranını düşürmek, arttırmamak. Yani %70 ÖTV olmaz. Ama bir yandan da tabii iktidar da bunu kolay vergi toplama vasıtası olarak da değerlendiriyor. İşte ekonomideki sıkıntıları gidermenin de bir yolu olarak nedir? Akaryakıta, içkiye ve sigaraya, işte ekmeğe, neyse temel vazgeçilmez gıda ve hizmetlere zam yapma zorunluluğu var. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.